Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hayvancılıktaki ucuz beslemeyi anlatacağım arkadaşlar. İneklerimizi nasıl en uygun şekilde besleriz, en uygun maliyetlere getirerek besleriz, bunun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir like'ınızı istiyorum arkadaşlar. Yorumlara da istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, hayvancılıkta besleme ilk önce nasıl yapılır? Kaba yem olarak saman, yonca, fi, yulaf, regras gibi fi dedik yani birkaç çeşit daha var. Bunlardır kaba yem. Kesif yem dediğimiz ise fabrika yemi ve küspeler ve silajlar vardır arkadaşlar. Şimdi en uygun şekilde nasıl besleriz? Öncelikle arkadaşlar, bir hayvanı uygun bir şekilde besleyecekseniz çeşitliliği biraz artırmanız, size ilk adım yapmanız gereken şey budur arkadaşlar. İlk adımınız bu olması lazım. Yani sadece fabrikaya bağımlı kalmayın. Yani hazır yeme bağımlı kalmayın. Hazır yeme bağımlı kalırsanız bu işte karlılık gittikçe arkadaşlar düşüyor. Çünkü hazır yemler şu an gitgide yükseliyor. Fiyatlar dengeli değil yani. Her gün, her ay fiyatlar bir çıkıyor bir iniyor. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar öncelikle mısır silajı, pancar küspesi, ayçiçeği küspesi olur. Yani çeşitliliği artıracaksınız arkadaşlar. Mısır silajını ve pancar küspesini arkadaşlar eğer ki bulunduğunuz bölgede varsa mutlaka alın arkadaşlar. Hayvanınıza göre tonunu siz ayarlayabilirsiniz. Mısır silajı ve pancar küspesi, bu iki ürün gerçekten çok kaliteli bir ürün ve içerisindeki protein, enerji, kalsiyum oranı iyi oranlarda olduğundan dolayı maliyeti arkadaşlar çok düşürüyor. Şöyle söyleyeyim, biz bu sene pancar küspesini 180 liradan aldık tonunu. 180 lira ne demek? 2 torba yem demek arkadaşlar. 2 torba yemin karşılığı 1 ton pancar küspesi. Karşılaştırırsak 1 ton pancar küspesi 2 torba yemden daha karlı arkadaşlar. Hayvanlarınıza verdiğinizde et ve süt aldığınız miktar gerçekten aradaki farkı size gösteriyor. Ben hayvanları kışın arkadaşlar ortalama 6-6.5-7 liraya beslerken, hayvan başı bir hayvan öyle yerken, pancar küspesi bittiğinde benim hayvanlarımın maliyetleri 10 lira ve üzerine çıktı arkadaşlar. Çünkü ıslatma küspe, hazır küspe dediğimiz, biliyor musunuz bilmiyorum ama ıslatma küspe ve hazır yem ile beslediğinizde maliyetler çok artıyor arkadaşlar. Eğer ki mısır silajı ve pancar küspesi ve diğer küspeler eğer ki bulabiliyorsanız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka alın. Bu ürünler, silaj ve küspeler arkadaşlar, hayvancılıkta gerçekten vazgeçilmez ürünler. Çünkü maliyeti düşürüyor. Diğer türlü hazır yemle bu iş kolay kolay dönmüyor, yapılmıyor. Birinci sebep bu. Maliyeti düşürebileceğimiz, hayvanlarımızı en ucuza besleyebileceğimiz ürünler silajlar ve küspelerdir. İkinci olarak arkadaşlar kaba yemlerde arkadaşlar yonca, yulaf, fi, bunlar gerçekten gerçek anlamda kaliteli kaba yemlerdir. Eğer ki tarlanız varsa yonca ekebileceğiniz, yonca yetiştirebileceğiniz bir tarlanız varsa mutlaka ekin. Çünkü yoncanın içerisinde protein var, enerji var. Hem kaba yem görevi görüyor hem de kesif yem görevi görüyor. En iyi kaba yemdir arkadaşlar yonca. Yonca ekebiliyorsanız mutlaka ekin. Eğer ekemiyorsanız bile bir miktar alın arkadaşlar. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, empati kurun. Siz eğer 6 ay içeride besliyorsanız ve 6 ay boyunca hep aynı öğünü veriyorsanız hayvana, saman ve kesif yem veriyorsanız, hayvan bir süre sonra bıkar arkadaşlar. Bu arada rüzgar var. Rüzgar sesini duyabiliyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Devamlı olarak aynı yemle beslerseniz hayvan bıkar. Hayvanda iştahsızlık görülebilir. Farklı bir yemeği belki yemek istemeyebilir. Ama siz eğer ki her gün bile veremiyorsanız bile, 2 günde 3 günde bile verseniz olur. Her gün verme şansınız varsa her güne verebilirsiniz. Ot, yonca, fi, yulaf gibi otları verdiğinizde hayvanların iştahları artar ve geviş yitirme, işkembeleri daha iyi olur arkadaşlar. Daha da iyileşir, gelişir. Şöyle söyleyeyim. Hele ki zaten düvelerde ve genç mallarda yonca, yulaf, ot ağırlıklı beslemeniz lazım ki hayvanın geleceği daha verimli olsun. Çünkü bu hayvanları siz pancar küspesini, mısır silajını, kesip yemi dayarsanız,
yaparsanız hayvan kısa sürede et doldurmaya uğraşır arkadaşlar. Bu iyi olmaz. Siz et doldurunu görseniz bile hayvan daha var arkadaşlar. İşkembe yapmaya başlar. Gittikçe boyu da kısa kalır. Ama hayvanın geleceğini bitirirsiniz arkadaşlar. Kaba yemi, yani goncayı, yulafı ağırlıklı vereceksiniz. Yem de vereceksiniz tabii ki ama yem miktarını çok fazla vermeyeceksiniz. Mısır sılacını ve pancar küsmesini de aynı şekilde aşırı bir şekilde düveleri vermeyeceksiniz. Çünkü düvelerde bir süt alma gibi bir durumunuz yok. İnekler en azından o fazla enerjiyi süte çeviriyor ama düve neye çevirecek? Mutlaka ete çevirecek bu işi. Tarlamıza yonca ektik eğer varsa. Yoksa da yonca aldık bir miktar. Bir miktar yulaf aldık. Varsa tarlamıza ektik. Yonca, yulaf, eğer ki bulunduğunuz bölgede biçebileceğiniz ot varsa, çayır otu olur, mesela dağlardaki ot olur, yani biçilecek durumda ot varsa mutlaka biçin. Çünkü bu otların gerçekten kışın çok büyük bir değeri var. Tabii ki bu otları biçtikten sonra kurutmanız lazım. Çünkü kurutmazsanız bu otlar kısa süre içerisinde bozulur. Şöyle söyleyeyim, bir sebzeyi arkadaşlar çok uzun bir süre tutamıyorsunuz ya, ya dolapta ya da kasada koyduğunuzda kısa bir süre sonra o çürüyüp gidiyor. Ama siz onu dondurursanız o kolay kolay çürümez. Sizin de yapmanız gereken ya o otu kurutmak ya da o otu sılaj haline dönüştürmek. Sılaj haline dönüştürmek de masraflı olur arkadaşlar. Aynı bu torbalı sılajlar var ya, onun gibi yapmanız lazım. O da biraz masrafa kaçıyor yani. Sizin kurutmanız daha avantajlı. Dağda ot biçebilirsiniz eğer ki imkanınız varsa. Ekebilirsiniz. Sonra yemleri toplu bir şekilde aldığınızda bir miktar düşer ve zamanında alacaksınız arkadaşlar. Bu dediğim, anlattığım ürünlerin mısır sadıcını, pancar küsmesini, kesif yemi dahi. Şu anda mesela alınsa kışa oranla daha uygun. Kışın daha da yükselecek. Ama tabii ki bunu depolama alanınızda olması lazım. Çünkü çok fazla aldığınızda bunları nemlendirip bu yemleri çürütebilirsiniz. Bunu yaparsanız çok yanlış olur. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir yeme nemden uzak tutmanız lazım. Yani duvara, torbaları arkadaşlar sakın ama sakın duvara yapıştırmayın. Duvardan nemi çeker ve kısa süre içerisinde o yemi de bozmuş olursunuz. Ne anlatalım? Yemi doğru, aynı şekilde mısır sılacını ve pancar küsmesini de doğru şekilde muhafaza etmeye çalışın. Çürütürseniz onun bir değeri kalmaz. Yani çürüttüğünüz bir şeyi de hayvana veremezsiniz. Verirseniz de verim yerine zarar alırsınız arkadaşlar. Yani saklama koşullarını iyi ayarlamanız lazım. Anlatabileceğim başka bir şey var mı düşünüyorum. Bulamıyorum. Belki de unutmuş olabilirim arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz eğer ki sizin düşünceniz varsa. Dediğim gibi zamanında alacaksın. Çeşitliliği eğer ki mümkün olabiliyorsa, yapabiliyorsan birçok çeşit ürün alıp onlardan azar azar verirseniz arkadaşlar ne olmuş olacak? Her ürünün arkadaşlar protein, enerji, kalsiyum miktarları değişir. Hiçbiri aynı miktarlarda olmaz. Siz de az verdiğinizde bu miktarlar birleştiğinde arkadaşlar enerji yüksek oluyor arkadaşlar. Tabii ki çok aşırı bir şekilde enerji yüklemeyeceksiniz bir hayvana. Her hayvanın verilmesi gereken bir enerjisi vardır. Yani şöyle söyleyeyim, yerli bir hayvana çok aşırı enerjili beslerseniz hayvanı rahatsız edebilirsiniz, hasta edebilirsiniz, tırnak problemleri çıkabilir hayvanda. Yani belli bir rasyon belirlemeniz lazım ve çeşitlilik artarsa bu maliyetler de arkadaşlar düşüyor zamanında aldığınızda tabii ki. Şu an mesela bir saman almaya kalkarsanız battınız demektir. Bizim buralarda şu anki bir saman 20 lira. Ama zamanında aldığında 7 liraya da alırsın, 8 liraya da alırsın, 10 liraya da alırsın. 7-8 liraya tarladan alırsın. Kendin nakliyeni falan her şeyi kendin ayarlarsın. Eğer ki 10 liraya, 11 liraya kapıya teslim bizim buralarda var. Ama şu anda yok. Yani her şeyi zamanında alacaksın ve stoklayacaksın. Doğru stoklayacaksın. Hayvanına göre hesaplayacaksın. Benim bu kadar hayvanım kışa şu zamanda girecek. Şu kadar yem yer diye hesaplaman lazım. Yoksa zarar edersin. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Anlattığım belki eksik yönler vardır. Şu an aklıma gelmiyor, düşünmem lazım. Unuttuklarım varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.